Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan 10 Muharrem 1445 tarihli Cuma hutbesinin Türkçe çevirisini sizlere okuyorum. Hutbenin başlığı Kur'an-ı Kerim alemlere rahmettir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَنُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Yine de şöyle buyurur. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Diğer ayet ise şöyledir. Bu da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Öyleyse ona uyun ve size merhamet edilmesinden korkun. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabının üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sağlam ipidir ve hikmet dolu zikirdir. Onu söyleyen doğrudur, onunla hükmeden adildir ve ona tutunan doğru yola hidayet edilir. Alimler onun ilminden asla duymazlar. Onun mucizeleri hiç bitmez ve ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. Allah Teala şöyle buyurur. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Diğer bir ayet ise şöyledir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Rahmet konusu Kur'an-ı Kerim'de 200 kereden fazla zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim rahmetin Allah'ın sıfatlarından biri olduğunu açıklamıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Yine de başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Ve yine de şöyle buyurur. Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür eden kimse yüce Allah'ın alemlere olan rahmetini idrak eder. Çünkü o geceyi ve gündüzü tüm mahlukatına bir rahmet olarak yaratmıştır. Geceyi istirahat, gündüzü rizik toplamak için yaratmıştır. Alemlere rahmet olarak da yağmuru indirir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lutfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Rüzgarları rahmetinden, rahmetinin önünde müjde olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın peygamberleri gönderdiğini ve kitapları alemlere rahmet olarak indirdiğini bildirmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ve başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları onun merhametini ümit etmeye çağırmış. Rahmetinin ihsan ve doğruluk sahiplerine yakın olduğunu bildirmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz
Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Hiç şüphe yok ki gerçek mümin alemlere rahmet olarak indirilen Kur'an-ı Kerim ahlakını benimseyen ve Allah'ın peygamberinin adabını öğrenen kimsedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, merhamet edene Allah da merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Bir günde bir deve Hazreti Peygamber'i görünce inledi ve güzleri yaşardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu deve kimindir diye sordu. Medinelilerden bir delikanlı geldi ve bu deve benimdir ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın seni sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikayet ediyor buyurdu. Ve başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş. Birini yeryüzüne indirmiştir. İşte varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerini acırlar. Hatta hayvan yavrusunun üzerine basacağı endişesiyle ayağını çekip kaldırır. Tüm insanlık rahmetin, barışın ve huzurun kitabı olan Yüce Kur'an'ın ahlakını aşılamaya şiddetle ihtiyaç duymaktadır. İki sözle vaazımı bitirmek istiyorum. Birincisi, Kur'an ehli için, diğeri de dünyanın tüm akıl sahipleri için. Diyoruz ki, ey Kur'an ehli, Kur'an'ı seslerinizle süsleyin ve tüm dünya işitsin. Ey Kur'an ehli, Kur'an'ı güzel ahlakınızla süsleyin ve cahillere karşı cevabınız Rabbinizin kalami olan Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermenizle olsun. Onu okuyun, anlamaya çalışın ve onunla amel edin. Dua ediyoruz ki, Allah'ım senin kitabına kim kötülük etmek isterse onun hilesiyle kendisini mahvet. Yüce kudretinin harikalarını onun üzerinde göster ve düşünenlere onu ibret yap. Dünyanın tüm akıl sahiplerine de diyoruz ki, dünya artık din savaşlarına dayanamaz. Zaten mevcut savaşları görüyoruz. Bu yüzden çok geç olmadan her türlü dini nefretten vazgeçmek için girişim başlatın. Bilin ki aşırılık başka bir aşırılığa yol açar. Dolayısıyla bazı ahmakların ileri gitmelerine ve onların tüm dini nefret duygularını beslemelerine ve bir arada yaşama yapısını yük etmelerine izin vermeyelim artık. Hiç şüphe yok ki dinine bağlı olan tüm Müslümanlar ancak peygamberlerine ve Rablerinin kitabına hakaret etmekten rahatsız olurlar. İnsanlar ne kadar akıllı ve sabırlı olursa olsunlar bir gün bu akıl tükenebilir ve iş elden karanlık gecenin bir parçası gibi sunucusunu ancak Allah'ın bildiği imtihanlara kaçabilir. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'den faydalanmamızı nasip eyle. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.